ve Beyaz TV ekranlarında Sağlık Zamanı'nda sizlerle birlikteyiz. Yine sırada dediğim gibi çok değerli bir konuğumuz var. Diş hekimi İlker Doğan bizlerle birlikte. Teknolojik gelişmelerden bahsedeceğiz. Bunun implanta nasıl yansıdığından bahsedeceğiz. Öyle değil mi hocam? Evet. İlker Erdoğan'ı artık diş estetiğinde çok iyi biliyoruz. İlker'cim sen bize hep böyle çok ekstrem örneklerle geliyorsun ve tıptaki gelişmeler, diş hekimliğindeki gelişmeleri böyle bilgisayar ortamında falan çizerek geliyorsun. Bugün bize ne anlatacaksın? Estetikten başlayalım, estetik gidelim bugün. Tamam, süper olur. Diş estetiği en çok tercih edilen tedavi şekli bu arada. Ya ben buraya bir tane nazar boncuğu yaptırmak istiyorum diyen de diş estetiği. Kesinlikle. Ben iyi bir gülümsemek istiyorum diyen de diş estetiği değil mi? Sıralayayım ben size bir. Lütfen. Güldüğünüz zaman dişleriniz biraz sarı gözüküyor. Estetik diş hekimliğinin bir şey, yardımcı olabileceği bir hasta grubu. Nedir? Dişleriniz güzel temizlenir ve güzel bir şekilde lazerle ya da ışık desteğiyle beyazlatma yapılır. Diş beyazlatması yaptırırsınız. Bu bir estetik diş hekimliği. Dişleriniz çarpıktır. İşte biri ileridedir, biri geridedir ama renginden ve şeklinden çok memnunsunuzdur. Dişlerinizi çektirmeye ya da kaplatmanıza gerek yok. Bir tel taktırırsınız, ortodontik tedavi yaptırırsınız. İşte ortodontik tedavi burada size bir estetik diş hekimliği görevi görür. Güldüğünüz zaman yıllar önce yaptırdığınız ağzınızda siyah amalgam dolgularınız vardır. Gümüş renkli. Ya da biraz daha sararmış ve kararmış dolgularınız vardır. Bunları çıkartıp yerine beyaz kompozit ya da porselen dolgular yaptırmak bir estetik diş hekimliği dalıdır. Beyaz dolgular artık nasıl yapılıyor? Onunla ilgili bahsedeyim. Teknoloji için içine sokayım. Diyelim ki siyah dolgular derlerdi ya eskiden. Evet. Sağlığa olan sıkıntıları bir tarafa, işte çok sağlam oluyor diye kullanılıyor. Hayır, çok sağlam oluyor diye kullanılmıyordu. Uygulaması çok kolay olduğu için uygulanıyordu. Yani bugün hiç diş hekimliğiyle alakası olmayan birini getirin, deyin ki bakın bu diş çürüğünün olduğu yer, sen bunu burada karıştır, bastır üzerine, siyah dolgu tutunuyordu. O yüzden çok sağlam diye dillerden dillere gelmiş bir tedavi ayrıca yöntemi. Ayrıca korkunç görüntüsünde düşünecek olursak kabus. Zaten ben diş hekimi olarak meslek hayatımda hiç amalgam dolgu yapmadım. Evet. Amalgam yani siyah bir dolguyu da diş hekimliğine yakıştıramıyorum zaten. Yani estetikten konuşuyoruz. Estetikten konuşurken beyazın içinde siyahın ne yeri var? Yani evet, altın dolgu yaptırmak varken. Ya da kırlanta filan. Kırlanta var. Şimdi diyelim ki bir siyah dolgunuz var. Söktürdüğünüz yerinden kocaman da bir boşluk kaldı orada. Bunu yeni teknolojiyle nasıl yaptırırsınız? İşte deniyor ya beyaz dolgular çok sağlam değil. Uygulandığı zaman kırılır. O yüzden, öyle bir söylenti var. Yeni teknoloji siz siyah dolguyu söktünüz hastanızın ağzından. Ve bütün çürükleri temizlediniz. Kavite hazır duruma geldi. Kamerayı alırsınız, kamerayla dişin fotoğrafını çekersiniz. Çeker çekmez ekranda gözükür dişinizin fotoğrafı. Hemen bilgisayar ortamında dolgunun nereye gelmesi gerektiğini çizersiniz siz hekim olarak. Ve bilgisayar otomatik olarak oraya bir tasarım çıkarır. Der ki buraya en ideal dolgu şekli bu. Siz dersiniz ki hastanın bir de kapanışı var. Hemen hastanın üst dişlerinin ölçüsünü alırsınız. Üst dişlerinin örtüsünü aldıktan sonra dersiniz ki hastanıza dişlerinizi kapatın, bir de kapanma haliyle bir fotoğrafınızı alalım. Kapanma haliyle de bir fotoğraf alırsınız ve bilgisayar bunların hepsini birleştirir. Hastaya öyle bir dolgu yapar ki hasta ağzını kapattığında veya yan hareketler yaptığında kesinlikle yükseklik hissetmez. İşte der, benim sana sunduğum yeni teknolojik porselen dolgu budur. Siz de teşekkür edersiniz, bir tuşa basarsınız, printer'dan çıktı alır gibi. Hastaya özel porselen dolgu üretilir. Özel porselen bloklar vardır. CAD/CAM teknolojisi bunun içine girerek o sizin tasarlamış olduğunuz dolguyu çıkartır ve bunu hastanıza yapıştırırsınız. İlker'cim burada sana iş düşmüyor. Sana ne gerek var? Bir şey söyleyecektim. O kadar güzel anlattınız. Yani buradan beraber gidip protez yapalım. Resim geldi benim. Eski dolguyu biz söktük. Çürüğü biz temizledik. Biliyoruz hocam. Bilgisayarın tuşuna biz bastık. Tabii çok yorulduk. Tasarımı biz yaptık. Tabii ki çok kıymetli. Dolguyu biz yapıştırdık. Tabii. Şaka bir tarafa. Bu lafı da söyleyecek olay vardır yani kesin değil mi? Kesinlikle. bunun haricinde neler yapılır? İşte gülüş tasarımı denen tedavi yöntemleri vardı. Yani hastanız güldüğü zaman diş etleri pembe pembe ortaya çıkar. Pembe pembe diş eti gözükür ve bu çok rahatsız eder. Nedir? Hemen aklımıza rahmetli anlıyoruz. Kemal Sunal gelir. Güldüğü zaman diş etleri çok fazla gözükür. Bugün çok andık gerçekten. Evet. Şimdi bakın. Allah rahmet eylesin. Eskiden bu tedavi yöntemi bir cerrahi işlem yaparak, keserek, dikerek yapılan bir yöntemdi. Güldüğünüz zaman diş etleriniz gözüküyorsa çok basit. Vakaların büyük bir çoğunluğunda lazer kullanarak dikiş de yapmadan, anestezi de yapmadan diş etlerini yukarı alabiliyorsunuz. Yani 1-2 milime kadar hastanın
diş etinin ve kemik bağlantısının el verdiği yere kadar dikişsiz ve anestezisiz olarak tek seansı alabiliyorsunuz. Ve buna gülüş tasarımı deniyor. Buna bir pembe estetik de diyebiliyorsunuz. Yani güldüğü zaman pembeyi göstermemek. Sadece hasta güldüğü zaman hoş bir beyaz görüntü sağlıyorsunuz. Birazcık aslında pembenin gözükmesi de çok da kötü çok, de değil. Çok hafif. Zaten siz istediğiniz kadar yukarı alın. Şimdi birkaç tedavi şekli dedin. Ben orada araya girmek istiyorum. Hasta geldiğinde bir lazerle bir kez tedavi uygulansa yeterli oluyor diyorsun değil tabii mi? Yaklaşık olur. Diyelim ki ön altı dişinizdeki diş eti biraz çok aşağıya doğru güldüğünüz zaman fazla gözüküyor. Güzel. Bunun lazerle tedavi edilme süresi 2-3 dakika. 2-3 dakika. Güzel. 2-3 dakika. Vakaların büyük çoğunluğunda anestezi gerekmiyor. Fakat anestezi gereken durumlarda anestezinizi yapıyorsunuz. Diş etini hemen yukarı alabiliyorsunuz. Yani 1 dakika bile sürmüyor yukarıya almak. İşte hastanın oturduğusu kalktısı anestezisi şimdi o kadar zaman. Şimdi ben diş hekimliği içerisinde en zor olanının hastadaki pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Ve hasta ağzını açmak zorunda kalıyor ya saatlerce belki. Yani hep öyle geliyordu eskiden. Bir kere öyle saatlerce süren tedavi artık yok. Teknolojinin evet. de yardımıyla bir kere onun önüne geçtik. Şu var. Hasta diyelim geldi dedi ki ben tek seansla büyük bir çoğunluğunu seans yaptırmak istiyorum. Seans aslında tek tedavi de diyelim. Seans lafını kullanmamıza gerek yok. Hani bu bizim için şey. Yani kişiden kişiye değişeceği için de tedavilerde farklı olacağı hasta için. Ben hani çok gidip gelmeyeyim ağzımda ya da çok açmak istemiyorum. Çok tedavimde uzun işte, dediğiniz işte, zaman evet. işte hemen siz de biliyorsunuz işin içine genel anestezi ya da sedasyonla tedavi yöntemi geliyor. Ha genel anestezi anladım şimdi daha oldu. İşte sedasyon yapabilirsiniz hastayı uyku moduna alırsınız biraz. Hastanız sizin kliniğinizde koltukta uyuyabilir. Siz ama sizin ağzınızı açın, ağzınızı kapayın. Komutlara uyar. Komutlara uyar. Hmm. Bu şekilde tedavi yaptırabilirsiniz. Gibi, şey gibi oldu. Cesaret iğnesi. Ben öyle diyorum. Cesaret ondan. İğnesi evet. Evet. Ama gerçekten de her alanda olduğu gibi yine teknolojinin çok önemli olduğuna yine üstüne basmak istiyorum. Özellikle de benim gibi diş etleriyle ve ağız sağlığı ile ilgili sürekli sorun yaşayan biri olarak... İyi ki ben hiç korkmuyorum ve gerçekten diş hekimlerinden korkulmaması gerektiğini ve ağız sağlığının da kalp gibi vücudumuzdaki diğer organlara kadar etki ettiğini düşünecek olursak ağız sağlığı konusunda ısrarcı kesinlikle. Olmamız yani, ve ihmal etmemiz gerektiğini hatırlatalım. Yani bir şeyiniz olmadan da özellikle çocuklarınızı hep tavsiye ediyoruz. Çocuklarınızı diş hekimine tanıştırma amaçlı getirin. Hiçbir problemi yokken geldin, hoş geldin, hoş bulduk. Ve korkulacak bir şey otur koltuğa bakalım, al sana su, al sana spreyi bir tanışalım, al sana bu eldiven, bu bizim maskemiz. Gitsin gelsin, bu aşinalıkla bir problem olduğu zaman çocuğun hekime yaklaşımı daha pozitif olacak. Bu da yeni gelen nesillerin daha sorunsuz bir ağza sahip olmasına. Peki bir şey soracağım. Özellikle hani bu diş temizleme hep bir şehir efsanesidir. Mine tabakasını yani dişin tabakasını zayıflatıyor. Daha sonra da çürümesine, düşmesine veya sağlıksız olmasına şey sebep oluyor deniyor. Ama yıllar önce şöyle bakın bir şeyi temizleyeceğiniz zaman bir silersiniz çok güzel bir şekilde. Herhangi bir zarar verir misiniz yüzeyi? Hayır. Ama buraya aldığınız böyle içinde kum olan, pomza denilen aşındırıcı madde, zımparalı şeylerle kaldırmaya yaparsa bunu mermere de yapsanız mermer iki gün sonra aşınır. Aşınır ve daha çabuk kirlenir. Doğru. Hani yani bir laf var ya beyaz her şeyden yani. Daha çabuk kirlenir. Siz pürüzlü yüzey oluşturduğunuz zaman yediğiniz her şeyin içinde boya var. Asitli içecekler var, kolalar var. İşte asitli şey evet. Her şey... Onlar erozyon yapıyor yani daha çok. Kesinlikle yüzeyi bozduğunuz için her şey lekeleniyor. Bu sefer ben eskiden çok az gidiyordum şimdi daha fazla temizliğe gidiyorum. Hı-hı. Demek ki normal standart şekilde temizliğiniz yapamamış. Peki İlker'cim çok basit bir şey soracağım. Ben özellikle Amerika'da çok gördüğüm için söylüyorum. Ben bir dönem hatta ben de sarı rengine takmıştım ya beyazlatayım diye. Marketlerde bile özel ağızlıklarla beyazlatıcı maddeler satılıyor. Şimdi biz diş hekimleri bunu çok önermiyoruz. Neden? Hı-hı. Ben bir hastamın başına geleni anlatayım. Bu bütün sorulara cevap olacaktır. Lütfen. 22 yaşında bir genç bayan beyazlatma için gidiyor. Hekim beyazlatma yaptıktan sonra ağızlık yapıyor. Hı-hı. Diyor ki evinde de diyor bununla devam et. İçerisine bir solüsyon konuluyor değil koyuyorsun. Mi? Koyuyorsun. Tamam. Bunu da 2 gün 3 gün eyvah. Devam et. Aynen. Fakat o ağızlık şey bitiyor malzeme bitiyor. O ağızlık sabit kaldığı için. Dışarıda marketlerde bulduğu şeyi alıyor, sıkıyor içine, takıyor ağzına. Daha beyazlasın, daha beyazlasın, daha beyazlasın derken dişlerde aşırı bir hassasiyet oluşmaya başlıyor. Bu sefer ağrıyla uyanmaya başlıyor ve hekime gidiyor. Bütün dişler sırasıyla kanal tedavisi yapılıyor. İnanmıyorum. Kanal tedavisinden sonra artık o beyazlatmanın içinde olan, çünkü değişik yerlerden gelen beyazlatma malzemeleri var. Tabii, neyin tabii. ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunların idealleri işte yurt dışında FDA tarafından onaylanan
ilaçlar. İşte ülkemizde de onlar kullanılıyor. Bunların haricinde bir şey kullandığınız zaman dişin kanallarına bir sıkıntı verdiği zaman artık orada kullanılan ilaç neyse kemiğe kadar gidiyor ve dişlerinin dinleyin lütfen. Bütün dişleri çekildi. Bütün dişleri çekildi. Bakın hasta öyle bir şeyle geliyor ki geçmiyor diyor ağrım. Öyleyse, bütün dişlerini çekmişler. Aslında. Şuna dikkat etmek lazım. Tabii ki doktorlara, hekimlere her konuda büyük görevler düşüyor. Her konuda uyarmakla önce ilgili bilgilendirme. Ama bilgilendirmenin haricinde aslında biz de kendi sorumluluğumuzu biraz taşımamız lazım. Hı hı. Kendi aklımıza göre hareket etmememiz lazım. Ben veya size, danışıp sormamız gerekiyor. Neyi ne zaman ne kadar Şenay Hanım dedi ki ben beyazlatma istiyorum. Benim hekim olarak görevim bakın size beyazlatma işinize yarar. Beyazlatma şu aşamalardan oluşur. Ama nadir de olsa hastalarda şu gözükmüştür. Hassasiyet olabilir, şu olabilir. İşte dişlerinizde çatlak varsa beyazlatmayı önermiyoruz. Ondan önce bir uygulama yapıp ondan sonra beyazlatmayı diye. Bunları sizi bilgilendirmemiz lazım. Siz kendi süzgecinizden bunu geçirip ondan sonra tedaviye karar vermeniz gerekiyor. Peki implant takıldığında beyazlatmaya ihtiyaç duyulmuyor değil mi? Veya bir porselen takıldığında veya bir kaplama şimdi yapıldığında. Şimdi şöyle, bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Mesela diyelim ki hastanın ön dişleri kaplama. Önde iki dişi porselen veya estetik lamine uygulaması, arkaları kendi dişi. Hasta beyazlatma yaptırdığı zaman öndeki laminelere beyazlatma olmaz. Yani ağzınıza dışarıdan gelen protezlerin beyazlama ihtimali olmadığı için o protezleri de değiştirmek zorunda kalırsınız. Hmm. Peki bir şey sormak istiyorum. Konumuzla çok aslında alakalı değil ama diş eti çekilmesi olan birinin bunun sonrasında ameliyat ya da tedavisinin ardından yapılan lamine belli bir zaman sonra tekrarlanması gerekiyor mu? Yenilenmesi gerekiyor mu daha doğrusu? Şimdi sağlık açısından. Ağzınıza yapılan her tedavinin bir ömrü var. İşte implantları uyguladınız, çok iyi şekilde uyguladınız. İmplantlar çene kemiğiniz kabul ettiği sürece ömür boyu ağzınızda kalabilir. Ama üzerine kullandığınız protezleri belli bir sene zarfında değiştirmeniz gerekir. Çünkü ideali budur. Size estetik bir lamine uygulaması yapıldı. Diş eti probleminiz var. Siz zaten 6 ayda bir hekim kontrolüne geleceksiniz. Ama bunun haricinde tedavi yapıldıktan sonra bakarsınız bir sene sonra tekrar diş eti çekilmesi olabilir. O zaman yenilenmesi gerekebilir. Ama bakarsınız 5 sene geçti. Siz de çok iyi bakıyorsunuz. Diş etinizde hiçbir problem yok. Uygulanmış olan protezlerinizde hiçbir sıkıntı yok. Bunu kullanabilirsiniz. Kişiye bağlı ve bakımına bağlı. Kişiye ve bakıma bağlı ve kontrollerinize bağlı. Ya bakıma bağlı deyince de ben çok komik bir şey söyleyeyim mi? Bir hastamın söylediğiydi. Yıllar önce dişini fırçalamıyor. Niye fırçalamıyorsun? Yani? Ya zaten çürüyor mürüyor ben onların hepsini çektireceğim, implant yaptıracağım nasıl olsa ondan sonra bir daha fırçalamaya gerek yok gibi bir laf etti. Ben dehşete düştüm. Böyle bir demek ki şehir efsanesi mi var? Bakın normalde iki fırçalıyorsanız implant yaptırdığınız zaman dört fırçalamanız lazım. Niye? Ya çünkü diş fırçalamamak ne demek? Siz çene kemiğinizin içine bir yabancı madde koyuyorsunuz. Bir titanyumdan vida koyuyorsunuz. Ve etiniz bunun üzerine kaplıyor ve belli bir zaman sonra bunun üzerine bir protez takıyorsunuz. Şimdi protezle diş etiniz öpüşüyor artık. Evet. Bunlar artık samimi oluyorlar. Eğer çekilme, büyüme, iyi fırçalamama olduğu zaman etiniz buna reaksiyon veriyor. Uzuyor veya kısalıyor. O zaman da bütün protezi değiştirmeniz gerekiyor ve diş eti problemi olduktan sonra bunun önüne geçmezseniz kemik kaybı fazla olmuş oluyor. Kemik kaybı olunca da implantın yivli yüzeyleri, vidalı kısımları açığa çıkıyor. Bunları kapatmak çok zor. Kemik eklenerek kapatılabiliyor fakat üzerini mikro düzeyde temizleyemediğiniz için o koyduğunuz graft ve kemik materyalleri kendi kendine eriyor. Evet ben buradan şu mesajı aldım. Dişinize sahip çıkın. Yani sağlığınıza sahip çıkın aslında demek lazım ki. Evet. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Ağız sağlığımız gerçekten bütün vücudumuzdaki hemen her şeye yansıyor. Öyle değil mi hocam? Hem de nasıl. Birazcık de nasıl. Daha son dakikalara yaklaşıyoruz İker Bey ile ilgili ama. Teknolojik implanttan bahsedeyim ister misin? Evet ona değinelim böyle mi? Bir, çok kısaca çok bir çarpıcı cümleler alalım. Evet artık teknoloji çok gelişti. İmplant yaptırmak için 3 boyutlu bir görüntünüz alınır. 3 boyutlu görüntü alındıktan sonra bilgisayar ekranında implantların nereye konacağı planlanır. O planladıktan sonra onu hasta ağzına uygulamak kalır. Özel vericilerle elinizle aletsizi getirir, implantı koyacağınız yeri belirler ve siz dikişsiz olarak implantı uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız implantı çene kemiğinin en sağlam yerine koyarsınız ve üzerine hemen geçici diş yapabilirsiniz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yolculuktan bizi kırmadın, geldin ama biz de özlemiştik seni. Evet, hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim, şimdi ne zamanı biliyor musunuz Cenaycığım? Ne zamanı? Az sonra gerçekten çok çok önemli, çok kıymetli bir misafirim olacak. Kim mi? Onur Hoca ile birlikte olacağız.